Zombi Apocalypse. Evet sevgili bahisseverler, hepinize hayırlı pazarlar, iyi tatiller diliyorum. 13 Aralık Pazar gününün bülteniyle sizlerle birlikteyiz ve bugün sizler için tam 10 tane maç seçtim. Yani o kadar güzel ve çok maç var ki şunu da alayım bunu da alayım derken 10 tane maç oldu. Tabi cumartesi videomuzda sizlere söylemeyi unuttum. Yorumlarınızı ve like'larınızı gönderirseniz sevinirim. Güzel yorumlarınız için ayrıca teşekkür ediyorum hepinize. İlk maçımızla başlayalım. Çayınızı kahvenizi aldıysanız kısa kısa yine değinmeye çalışacağım. İlk mücadelemiz Antwerp Kulüp Brugge mücadelesi. Belçika'dan yine çoğu zaman başarılı olduğumuz, şansımızın da yardımıyla birlik tabii ki Belçika Ligi. Antwerp Avrupa'dan döndü. Antwerp en son Tottenham'a yenildi ama Avrupa'da devam ediyor yoluna. Kulüp Brugge'de baktığımız zaman ligde iyi sonuçlar alan bir takım. Yani bu iki takım kafa kafaya geldiği zaman birbirine denk güzel mücadele eden, hücumda etkili takımlar. Antwerp takımında her ne kadar defansta ve orta sahada önemli eksiklikler olsa da maç Kulüp Brugge'e dönük gibi görünse de ben Antwerp'in kendi evinde gol bulabileceğini düşünüyorum. Her iki takımdan da birer gol bekliyorum. Bu anlamda karşılıklı gol var. 1.40 orandan denenebilir. Bu arada cumartesi videomuzu izleyip de cumartesi günümüz, yani şu anda biz hepsini size cuma akşamından çektiğimiz için cumartesi günümüz kötü geçtiyse pazar günü biraz daha iyi geçebiliyor. Yani bu şey değil tabii, kural değil de genelde böyle olmuştur. Cumartesi kötü geçtiyse pazarımız daha güzel geçiyor ama cumartesimiz güzel geçtiyse mesela 9 maç vermiştik. 9'da 9 mu yaptık? 9'da 8 mi yaptık? Güzel mi geçti? Pazar günü sanki biraz daha aksaklıklar olabiliyor. O yüzden bu 10 maçtan kafanıza yatanlardan ikişer üçer maç alıp da kupon yaparsanız sevinirim. Tabii kupon şansı da önemli. Atalanta Fiorentina mücadelesine geçelim. İkinci maçımız. Bu arada cumartesi videomuzdaki hatırlatmaları dinlemediyseniz ilk 3-4 dakikayı mutlaka izleyin. Önemli açıklamalarda ve önemli bilgilendirmede bulundum size. iddaabilir.com ile ilgili ve iOS'ta yayınlanan uygulamamızla ilgili tanıtım videosunu mutlaka yine izleyin. Onu da hatırlatalım. Ondan sonra kafanıza yatarsa indirirsiniz. Atalanta-Fiorentina mücadelesine baktığımızda Avrupa'da Atalanta Ajax karşısında güzel bir stratejiyle çıkıp güzel de defans yapıp kazanmasını bildi. Fiorentina takımı İtalya'da maalesef bu sene oldukça kötü gidiyor. Özellikle deplasmanlarda çok fazla varlık gösteremediğini görüyoruz Fiorentina'nın. Prandelli ile birlikte böyle giderse ne kadar daha sürer bilmiyorum bu birliktelik ama son 4 maçta gol bile atamadı Fiorentina. Udinese ve Parma deplasmanlarında 0-0'lık sonuçlar aldı. Milan ve Roma'ya karşı da gol bulamayan bir takım var. Atalanta'da moralli, Avrupa'da yoluna devam ediyor. Pasalic dışında da eksik görünmüyor. Fiorentina'da orta sahada Castrovilli mesela orta sahada şüpheli görünüyor. Belki oynayabilir ama Atalanta'nın ben bu moral motivasyonla ve Fiorentina'nın bu kötü haliyle beraber 2 gol atamayacağını düşünüyorum. Farklı bir tercihe gittim. Yani öyle üstüne varına ya da Atalanta yenerine gitmeyeceğim. Bunların hepsi olabilir. Evet ama ben Fiorentina'dan Atalanta'ya karşı 2 gol beklemiyorum nedense. O yüzden deplasman 1.5-6 önereceğim. 1.35 orandan aynı fikirdeyseniz siz de Fiorentina'nın Atalanta'ya 2 gol atamayacağını düşünüyorsanız değerlendirebilirsiniz. Ben buradan böyle bir tercih çıkardım. Onun dışında dediğim gibi diğer tercihlere pek güvenemedim. Belki Atalanta 2-0 yenecek. Belki 1-0 yenecek. Belki 3-1 yenecek ama inşallah dediğim gibi olur. Aksilik, bir penaltı, bir duran top bir şey olmazsa Fiorentina'dan 2 gol beklemiyorum. Bologna Roma mücadelesi, genelde bu da hücumu güçlü olan takımları genelde seçmeye çalışıyorum biliyorsunuz ve defansında açıklar veren hücumcu takımları seçmeye çalışıyorum ki Bologna'da Roma'da bu şekilde. Bakmayın Roma'nın geçen haftaki mücadelesi Sassuolo karşısında ilk yarıda kırmızı kart görünce Pedro, tabi pozisyonlar da vardı. İptal edilen goller de vardı ama 0-0'da kaldı ama genel anlamda Roma bizi goller yönünden doyuran bir takım. Bologna'nın da zaten tehlikeli hücum hattını her zaman söylüyoruz. Zaman zaman değiniyoruz. Onlara da Inter karşısında, Inter gibi bir takıma da gol atabileceklerini söylemiştik. Geçen hafta 3-1 bitti. Yine golünü de attılar. Dediğim gibi ileri uçta oldukça etkili bir takım Bologna. Kendi evinde Roma'yı karşıda yine gollerini atacaklardır diye düşünüyorum. Pedro cezalı Roma'da. Baktığımız zaman kalecileri Mirante şüpheli görünüyor. Defansta Mancini'nin sakatlığı devam ediyor. Bologna'ya baktığımızda onların da kalecisi sakat görünüyor. Ya da işte Covid'li vakalara da mutlaka dikkat edin. Burada sakatlık yazıyor ama ya Covid pozitif çıkmıştır ya gerçekten bir sakatlığı vardır. Orsolini'nin de yine orta sahada oynamayacak olduğu görünüyor ama ben Bologna'nın Roma'ya karşı yine kırmızı kart bir şey olmadıkça, yani bir aksilik olmadıkça gol atabileceğini düşünüyorum. Maçın 2.5 üstte de gideceğini düşünüyorum ama her zaman diyorum ya 1.35 ikisinin de oranı. Böyle olduğu zaman iki tarafın katkılarıyla 2.5 üstte gideceğini düşündüğüm için var alıyorum ben 1.35'ten ama siz de aynı fikirdeyseniz, gollü bir maç bekliyorsanız direkt üstte alabilirsiniz. İki tarafın da oranı 1.35, onu da söyleyeyim yani. Bir sonraki maçımız Eupen Zulte Waregem mücadelesi. Eupen Zulte Waregem'i ağırlayacak. Kendi sahasındaki Zulte Waregem bizim takımımız. Yine bir önceki videoda Bershot hakkında söylediğim yıllık bazı takımlarınız vardır. O takımlara yılda 35 kere oynarsınız. Sizde 27-28 kere kazandırır. Zulte Waregem de öyle bir takım. Hem defansı çok açıklar veren hem de ileri uçta etkili, açık futbol oynayan, tempolu ve her zaman gol arayan bir takım olduğu için çok gol yiyip çok gol atabilen bir takım ki bugüne kadar bizi herhalde sezon başından beri bir ya da iki kere yanıltmıştır. Eupen de yine öylesine, özellikle kendi evinde etkili bir takım. Yine iki taraftan da açık bir futbol bekliyorum ben. Sakat, cezalı görünmüyor. Bu maçı almazsam olmaz. Zulte Waregem'i dediğim gibi ben her hafta değerlendirmeye çalışıyorum bir kuponumda. Evet, Fahri Başkanı olarak kulübün artık Fahri Başkanı aynen çok kazandırdı bize. Beni Fahri Başkanı ilan ettiniz. Siz ilan ettiniz yani. Karşılıklı gol var. 1.45 oranıyla uygun gibi. Maçın üstü de gideceğini düşünüyorum. İsteyen üstü alabilir ama ben karşılıklı gol var önereceğim. Zulte'nin hem atıp hem yiyeceğini düşündüğüm bir maç. 5. maçımız Başakşehir Gaziantep mücadelesi. Şimdi Başakşehir'imiz tabi Avrupa'da elendiler geldiler. Bir ırkçılık olayı dünya çapında damga vurduk biliyorsunuz. Yaşandı maalesef. Bir Türkiye'de herhalde ırkçılık yapılmıyor. Onun dışında Avrupa'da özellikle UEFA'nın bu konuda çok hassas olduğunu biliyoruz. Hakemi cezalandırdılar. Hakem kırmızı kart gösterdi ve boya ama ırkçılık yaptığı için UEFA'da hakeme kırmızı kart gösterdi. Ses getirdik. Maç ertelendi. Başakşehir tabii bunların ışığında işte mantalite olarak, yorgunluk olarak maç ertesi güne kaldı. Ertesi gün oynandı. Maçın saati değişti. 16'daydı. 19'a alındı. Gaziantep 2 haftadır dinleniyor. Geçen hafta bay geçmişti biliyorsunuz. Yani çok da iyi bir takım ve Sumudika ile birlikte bu tür büyük maçlara daha iyi konsantre olup daha iyi hazırlanabiliyorlar. Başakşehir'in de oyununu en sevdiğim takımlardan biri bu ligde. Ben normal, zevkli, tempolu, iki takımın da gol attığı böyle 2-1'lik, 3-1'lik, 3-2'lik böyle güzel bir maç bekliyorum. Morais Antep'te şüpheli görünüyor. Oğuz Ceylan cezalı. Onun dışında her iki takımda çok fazla eksik cezalı bir şey göremiyorum ben. Siz yine kontrol edin. Kayseri defansa sakatlığı devam ediyor. Başakşehir'de dediğim gibi gollü bir maç beklentim var. 1.42 orandan oturup zevkle izleyebileceğimiz bir maç. 2.5 üstü öneriyorum 1.42'den. Tabi bu tek başına bir tarafın 3-0 yeneceğini düşünmediğim için yine karşılıklı golde deneyebilirsiniz. Antep'in de Başakşehir'e gol atacağını düşünüyorum. Çünkü ben onun oranı da 1.48 ama 16'da olsa daha iyi olacaktı. Çünkü Alanya Beşiktaş maçına denk geliyor. Artık dönüşümünü izleyeceğiz. Ya da daha sonra maçın tamamını gece izlerim ben. Alanyaspor Beşiktaş mücadelesine geçelim bu arada. 6. maçımız da bu. Bu arada Alanyaspor'da Çağdaş Atan'ın cezası vardı. Tahkim kurulu tarafından bir maça indirilince hafta içindeki oynadıkları Göztepe maçıyla cezasını çekmiş oldu ve bu Beşiktaş mücadelesinde kulübede olacak. Sergen Yalçın'ın eski yardımcısı zaten kendisi biliyorsunuz ama Alanya artık tökezlemeye başladı. 2 maçtır hem Gençler hem Göztepe karşısında yavaş yavaş gerileme başladı. Zaten bazı sürpriz takımlar böyle liderliğe yükselir. Sonra birkaç hafta bu düşüş sürer. Bir yorgunluk, bir mantalite şeyi. Sakatlıklar her takımı zaten. Covid'ler, sakatlıklar maalesef belini büküyor ki Alanya'da da 2 maçtır oynamayan Efecan Karaca'nın yokluğu çok belli oluyor. Colker mesela sakat görünüyor ama gelen bilgiye göre Cuma günü bana araştırmalarıma göre yani Steven Colker oynayacakmış. Salih Uçan mesela cezalı oynamayacak mesela. Ne gülüyün öyle. Bana gelen bilgiler o yönde. Bizim de herhalde şeyimiz var sağda solda. Haber alıyoruz. Duyumlarımız var. Tabii Beşiktaş'taki çıkış tabii önemli birkaç haftadır biliyorsunuz. Hem Başakşehir hem Fenerbahçe maçlarında. Alanya muhabiri mi? Alanya muhabiri bilgi. Alanya'dan bildirdiler. Antalya'dayız ya bizi. Aynen. Sevgili Özer Yüksel'e sorduk. Evet, Beşiktaş çıkışını devam ediyor. Özer'e de buradan sevgiler saygılar, izliyorsa tabii. O da çok yoğun arkadaşımız biliyorsun, her zaman izleyemiyor. Seviyoruz kendisini. Beşiktaş'ta baktığımız zaman Laiç'i çok tercih etmiyor Sergen Yalçın zaten biliyorsunuz. Onun dışında çok önemli bir şey Lens, işte Douglas, Gökhan Töre dışında böyle klasik. Onun dışında tam kadro gibi görünüyorlar. Yine klasik 11 ile oynayacaktır. Abubakar'ın performansı, Gezzal, Rose gibi oyuncuların performansı ile Beşiktaş deplasmanda da olsa bu maçta favori gibi görünmese de ben Beşiktaş'a güveniyorum. Alanyaspor'un formsuzluğunun devam edeceğini düşünüyorum. Biraz daha temkinli olacaklarını düşünüyorum. Biraz daha önlemli başlayacaktır. Çağdaş Atan Beşiktaş'a karşı diye düşünüyorum. Beşiktaş da zaten ilk önce topu verip daha sonra kapıp yine hücum yapmaya çalışacaktır ve bu anlamda çok gol beklemiyorum. Maçta 4 gol çıkacağını düşünmüyorum. Alanya'nın performanssızlığından dolayı iyi olsa, Efecan Karacalar olsa, Salih Uçanlar olsa, son zamanlardaki bu düşüş olmasa evet 3.5 üstlere bile gidebiliriz ama benim mantığıma göre, benim senaryoma göre 4 gol çıkmayacaktır bu mücadelede. İnşallah öyle olur. 1.35 orandan 3.5-6 öneriyorum. Fakat bir diğer de hani bazen diyorsunuz ya kim yener? Mesela Başakşehir-Antep mücadelesinde şu tarafa yakın mücadele demiyorum. Ben yorumlarımda golleri söylüyorum ama şu tarafa yakın mücadele, şu alabilir ama yine de gollere gidiyorum diyorum ya. Başakşehir'de onu demedim mesela. Varını üstünü önerdim ama Alanya Beşiktaş maçında maçın Beşiktaş'ın kaybetmeyeceğini düşündüğüm için 1.38 orandan 0-2 çifte şansla denenebilir aynı fikirdeyseniz diyelim. Leverkusen Hoffenheim mücadelesi yine gollü olmasını beklediğim mücadelelerden biri, bir aksilik olmazsa tabii ki. Bazen maç kilitlendi mi biliyorsunuz, 90 dakika boyunca bir sürü pozisyon var ama bir türlü gol gelmiyor. En son Leverkusen'in Hertha maçı öyle olmuştu ama onun dışında hep ikişer üçer dörder goller hem Avrupa'da hem içeride dışarıda oldukça formda bir takım. Hoffenheim'de yine Augsburg'u 3-1 yendikten sonra Gent'i Avrupa'da yendi. Onlar da oldukça formda bir takım. Leverkusen'in de formu oldukça yerinde. Çok ufak tefek mesela aynı eksiklikler var. Yine Kerem Demirbay oynamayacak. Steven Bender yine defansta sakat mesela, Leverkusen'de önemli bir isim. Onun dışında Hoffenheim'a baktığımızda çok önemli bir şey var mı? Orta sahada bir tane cezalı oyuncusu görünüyor ama burada da yine gollü, tempolu, zevkli. Yani 7 artıya gidecek maç 0-0'da kalırsa yapacak bir şey yok ama dediğim gibi gollü, tempolu bir maç bekliyorum. Hoffenheim'ın da Leverkusen'e, çünkü Leverkusen çok hücum yapan ama defansta da açıklar veren bir takım. Hoffenheim'de ileri uçta bunu değerlendirecek oyuncuları var. Karşılıklı gol var 1.30'dan kupon tamamlamak açısından. 2 maç güveniyorsunuzdur. 3. maçı kupon tamamlama olarak bunu koyabilirsiniz. 1.30'dan maçın üstte de gideceğini düşünüyorum. Yine 2-1-3-1 civarında, 3-2 civarında gollü bir maç bekliyorum inşallah. Pozisyonları harcamazlarsa, kaleciler devleşmezse 1.30'dan yine 2.5 üstte deneyebilirsiniz 1.28'den. Ben karşılıklı gol var önerdim. Oranlar yakın olduğu için her zamanki gibi söylediğim gibi. Gent maçı 8. mücadelemiz. Standard Liege'i konuk edecek kendisi aslında. Yine Belçika'da Gent bize kazandıran takımlardan biri. Bu sene her zaman söylüyoruz, iki hoca değiştiren, bir türlü defansına çare bulamayan ve İçeride dışarıda Avrupa'da ve kendi liginde 5 maçtır yenilen bir Gent var ama bunların sonuç maçında gol de bulabiliyor. Yani defansına bir türlü önlem bulamıyor ama ileride de yine gollerini bulabiliyor. Standard Liege'de yine golcü bir takım ama aynı zamanda defans zaafları olan bir takım. Onlar da her maça bunu yansıtıyorlar. Son maçları hep 3-2-2-2 şeklinde geçiyor. Baktığımız zaman hani ev sahibi takım ne kadar güven vermese de deplasman takımında orta sahada ve defansta önemli sakatlıklar var. Bundan dolayı Gent de gollere eşlik edebilir. Standard Liege'e karşı gol bulabilir. Keza Standard Liege'in zaten defansı güven vermediği için ve eksikleri olduğu için karşılıklı gol var. Burada da 1.45'ten denenebilir diye düşünüyorum. Karşılıklı gol var öneriyorum bu maçta da ben. Onlar da Avrupa'dan üsranla döndüler zaten. Gent takımı biliyorsunuz. Onun dışında Standard Liege'de zaten Benfica ile iki takım da yani Avrupa'da hafta içi maç oynayıp gelmişti. Yorgunluk derecesi aynı olacak yani. Onun dışında şimdi son iki maçım bunlardan Leicester City Brighton maçı. 9. maç, bunu alternatif kuponlarda öneriyorum. Yüksek oran için ben geçen hafta da Leicester'ın Sheffield United deplasmanında 2-3 golü herhalde sitede, iddaabilir.com'u bu arada siteyi takip edin. Orada da sizlere istatistik maçlarına göre çıkardığım maçlar 13'te 11'lerimiz, 15'te 11'lerimiz filan. Gayet güzel sonuçlar alıyoruz. %75-80 civarında başarı oranımız var. Orada önermiştim herhalde 2-3 gol Sheffield karşısında iyi olmuştu Leicester için. Genelde bu şekilde maçları geçen bir takım. Brighton takımı da geçen hafta pazartesi oynamıştı sanırım. Southampton karşısında öne geçti ama durduramadı. Burada da her ne kadar Leicester'ı durdurmaya çalışsa da biraz defansta sağlam durup yine kontralarla vurmaya çalışsa da belki Leicester kazanabilir ama dediğim gibi zor maç olacaktır. Birbirine de kalma ihtimali var. Madison'ın şüpheli olduğu görülüyor ama genelde oynayabiliyor şüpheliler. Lallana Brighton'da yine oynamayacak görünüyor. Maçın ben tam böyle tipik 2-3 gol mücadelesi olduğunu düşünüyorum. 1-1 ya da en fazla Leicester'ın 2-1 yeneceği bir mücadele bekliyorum ama birbirine de kalıp sürpriz çıkarsa ve 4 gol çıkacağını toplamda düşünmediğim için 2-0, 2-1, 1-1 o civarda kalacağını düşündüğüm için 2-3 gol denemesi 1.75 orandan yüksek oran hedeflediğiniz alternatif kuponlara önereceğim bunu. Ayrıca bunu ana kuponlara değil de. Son olarak da Paris Saint-Germain Lyon mücadelesi mesela. Paris Saint-Germain'de yine Avrupa'da Başakşehir'le oynadı. 5-1 kaybettik biliyorsunuz. Eksikleri olmadığı zaman özellikle hücumda çok tehlikeli bir takım. Lyon'da yine oldukça iyi gidiyor. Performansı bu sene ligde özellikle ileri uçta gol anlamında sıkıntı yaşamıyorlar. Sarabia Paris Saint-Germain'de hala oynamayacak. Icardi ile birlikte Lyon takımı tam kadro görünüyor. Herhangi bir sorunu yok gibi görünüyor. Yine bol gollü, tempolu, zevkli bir maç beklediğim mücadele 2.5 üstte otomatik olarak gidecektir. Goller çok kaçmazsa 2-1, 3-1, 2-2 böyle bol gollü bir mücadele bekliyorum. 1.30'dan 2.5 üst alınabileceği gibi Lyon'dan da en az bir gol beklediğim için 1.38 orandan karşılıklı gol var da değerlendirilebilir. 10 maç sizler için yorumlamaya çalıştım. Bazılarını ikinci kuponda, bazılarını ilk kuponda aynı fikirde olduklarımızdan seçip 2 tane 3 tane bütçenizi bölerek her zaman dediğim gibi riski fazla arttırmadan kuponlar yapabilirsiniz. Yorumlarınızda siz de aşağıya yazarsanız güvendiğiniz maçları ve beğenilerinizi gönderirseniz teşekkür ederiz arkadaşlar. Hepinize hayırlı pazarlar, bol şanslar diliyorum. Görüşmek üzere, sağ olun.